Merhabalar. Şimdiki skecimizin ismi Adım Taner. Biz sürekli skeç yazıyoruz. Çalışmalarımız o şekilde oluyor. Ustamıza gösteriyoruz. O da bize hep gerçeği yazın der. Yani Kripton'da arama, başka yerde arama, içinde derdi olsun. Hani gerçek olsun ki komik olmasına da gerek yok. Gerçek olursa seyirci onu kabullenecektir de. Biz de içinde dert olduğunu düşündüğümüz yakın bir arkadaşımızın başına gelen bir olaydan sonra aile... Bir kere söz hakkı doğdu. Ben komik olmasına gerek yok demedim. Sadece komik olmasın dedim. Yalan konuşuyor yani Cihan Asuşası. Kim yazdı skeci Cihan? Batuhan, Hilmi, ben yazdım. Üçünüz mü yazdınız? Üçümüz yazdık. En çok kim yazdı? Tamam, gereksiz sorular. Buyurun. Buyurun Cihan'cığım. Yani ben anlattım şu an anlatacağım. Evet, bence de anlattın. Bitti sonuç bence. Tamam, o zaman... Tamamdır deyip gitme. Tamamdır. Adım Taner geliyor, alkışlarınızla. Anne! Anne! Efendim Taner, ne var? Bir bardak su getirir misin bana ya? Bir de şu kumandayı versene. Veremem oğlum, görmüyor musun? Yemek yapıyorum. Yemek mi yapıyorsun? Ellerin köpüklü. Sana ne? Ne demek sana ne ya? Sen yemeklere deterjan mı koyuyorsun? Yerken öyle demiyorsun ama Taner Bey. Anne! Tamam, şaka şaka. Ütü yapıyorum. Köpüklü ütü. Olmadı. Oğlum ben ne yaptığımı unuttum. Sen bana niye bağırıyorsun? Bağırmıyorum ki. Tamam annem, tamam. Şu bulaşığın bit. Taner, buldum, buldum. Bulaşık yıkıyorum ben. Anneler bulur. Buldum. Ne istemiştin? Kumanda. Bir de bir bardak su ya. Kumanda. Al çocuğum. Sil onu, köpük oldu o. Taner, ne oldu? Ne oldu anne? Ne oldu annem? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey dedin sen. Yok. Bir şey istedin. Ne istedin? Su istedim. Su. Ha? Su. 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 Su, su bende annem. Su bende. Anne su? İçinde var. Bana su. Oğlum bu içilmez. Ben onu mu diyorum ya? Taner, bütün gün yatıyorsun burada başımda dır 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 konuşuyorsun. Bir işin ucundan tuttuğun yok. Ne yapayım anne, temizlik mi yapayım? Kalk yardım et ne olur. He? Ya sanki malikane temizliyorsun ya. İki tane oda var. Ama sen kalkma Taner, incilerin dökülür zaten yavrum. Ben temizlik yapmayı sevmiyorum. Aa, ben bayılıyorum. Ev ayrıca tertemiz. Sen sabahtan beri 5 kere sildin orayı. 5 kere mi sildim? Sen benim temizliğimi mi sayıyorsun Taner? Ha? Bu oda benim, bu sopa benim. Ben istediğim kadar temizlerim bu odayı, tamam mı? Sen sayıyor mu oğlum? Say. 6, 7, 8, 9. Oldu mu? Niye kızıyorsun ki şimdi? Ben söyleyene kadar hatırlıyor muydun 5 kere sildiğini? Ben hatırlıyorum oğlum. Bak ben her şeyi hatırlıyorum. Bana böyle yapmayın, tamam mı? Hiç unutmuyorum. Ne? Hiç unutmuyorum dedin. Evet dedim. Anlat işte ne anlatacaksın? Anlattım, bitti. Hiç unutmuyorum. Yanlış vurgu yapıyorsun. Aman sen de çalışmıyorsun. Bak bu da gereksiz mesela. Sen niye abin gibi olmadın? Ha? Bak ne güzel çalışıyor abin. Nerede güzel çalışıyor abin? Belediyede. Biliyorum. Ya onu mu diyorum abim? Askeri ücretle çalışıyor. Sende o da yok. Ne iş yapayım anne ben? Sen söyle ben yapayım. Ne iş yapayım? Oğlum bak ne iş yapayım demeyeceksin. Ne iş olsa yaparım diyeceksin. Burada kaybediyorsun. Ne iş olsa yapamıyorum ama. Ben de onu diyorum. Yapamıyorsun. Evet, yapamıyorum. Neden? Neden? Tembelsin. Tembelim, tamam. Tembelsin Taner. Sen tembel olduğun için hiçbir haltı yapamıyorsun oğlum. Evet. Anladın? Kapıya bakar mısın? Tabii. Yeterince canım. Sen kaldırma. Ben bakarım. Sen ne istemiştin? Su. Su. Bunu bana dönüşte hatırlat. Tamam. O yarım gelmiş. O diğer yarım. Teyzem mi? Hanimiş teyzesi, hanimiş teyzesi. Buradaymış teyzesi. Buradaymış bir tane. Şıngır şıngır şıngır. Küçükken de oynardım hatırlıyorum. Oğlum toparlan, teyzen otursun. Aa yok abla, şuraya otururum. Aslan teyzem benim be. Beni bir tek sen anlıyorsun ha bu evde. Ben anlamıyorum. Aa gitme abla çocuğun üstüne. Ben mi gidiyorum çocuğun üstüne? Şimdi sen geldin az önce. Allah Allah. Tamam bana uğraşmayın. Benim daha bir sürü işim var. Müzeyyen. Ha. Burayı 9 defa sildim. Hmm. Orayı 1 kere sildim. Niye? Sanki benim değil, bir içim almıyor. Ama boş ver. Bırak, bok götürsün oraya. Tamam. Oğlum, annen hala aynı. Teyze, kardeşin hala aynı. Oğlum onu mu diyorum, annen hala aynı. Tamam işte, benim annemse senin de kardeşin. Hmm. Ne yapayım, annemi mi değiştireyim? Doktor düzelecek demişti. İçmiyor ilaçlarını.
E oğlum siz de bir takip edin ayol. Peşinden mi koşturayım teyze? Çocuğa iletişir gibi ağzına mı tıkayım? Sen de haklısın. Yok yok, ilaçla olacak iş değil bu. Hacı hocaya götürecektik, iki üfleyecekti, bitecekti. Evet, hacıya götürecek. Tabii. Ondan böyle oldu. Tabii canım. Bir okusaydı. Neyse, hiçbir şey kalmadı. Kahveler de geldi. Nasıl alırsın kahveni? Yapmışsın ya abla. Kız ben onu mu soruyor? Böyle mi alırsın, böyle mi alırsın? Ben dökülmeden şöyle alırım. Ay, ben de öyle seviyorum değil mi Taner? Kolay oluyor. Sen nasıl alırsın? Ben yanında suyla alırdım ama. Ah. Hadi Müzeyye. Hı. Kahveni iç de git. Tamam. Anne. Yeni geldi kadın ya. Ya babam pek az etmiyor ya. Teyzenden. Ne diyorsun ya? Teyzenden diyor. Beni diyor. Duymuş. Müzeyyen ben odamdayım. Tamam ablam. Gitmedi bu. Ha, burası onun odası oldu. Ha. Abimle biz de içeride kalıyoruz. İyi iyi. Değişiklik iyi olur. Bir şeye ihtiyacın var mı teyze? Teyze bir bardak su getirir misin? Dur getireyim. Otur kız. Annem su bende, ben getiririm. Heh, tamam. Getirmedi. Vallahi bunu ben de anlamadım. Ay. Neyse bana bak teyze. Bir şeye ihtiyacın var mı? Ha? Yok teyze ya. Allah aşkına bileziğimi bozdur. Yok teyze olur mu ya? Yüzümü bozdurayım. Yok teyze ya. Dolar vereyim dolar. Teyze yok vallahi gerek yok ya. Kız gerek yok. Necdet iyi kazanıyor bu aralar çok şükür. Hmm. Necdet eniştem ne kazandıysa iyi olur artık öbür tarafta. Teyze ya. Ay 3 yıl olmuş artık canım. Oğlum kapıya bak. Dur dur ben bakarım. Sen otur sen otur. Aman Necdet bunu görürse şimdi deliye döner. Aa asıl ben onu görsem kalpten giderim. Korkuyorum işte şimdi. Selamun aleyküm. Ay hoş geldin. Nasılsın Mehtap Sultan? İyiyim oğlum sen? Al bak sana çiçek aldım. Ya sen niye bana çiçek alıyorsun? Sen alıyorsun baban almıyor. Sonra sen alıyorsun diye adam almıyor. Babam mı? Vermediniz mi oğlum yeni ilaçlarını? İçmiyor ilaçlarını abi ne yapayım? Anne ne konuştuk biz seninle? Ne konuştuk? Neyse sen ilaçlarını iç ondan sonra konuşuruz. Tamam. Ne haber teyzem? İyi teyzem. Ay bu da büyüdü buna yapılmıyor ayol. Teyzesinin bir tanesi. Senin işi de hallettim ha. Ne iş ayol? Ana kız. Şey yok bir şey. Bak nasıl kaptı pirana gibi ha. Aa, ne piranası ayol? Bana bak bu para sizin. Ne zaman isterseniz alın tamam mı? Neyse şimdilik şuraya sokayım. Çantam açılmadı. Hadi ben gideyim. Ocakta yemeğim yok. E yokmuş işte. Kız yok işte. Gideyim yapayım. Akşama ne yiyeceğiz? Müzeyyen, bir dahakini ara da gel. Necdet yokken uzun uzun otururuz kız. Hmm, selam söyleyin enişteme. Çarpılacağım gibi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun lan? Boş beleş. Oturdun yine evde bütün gün değil mi? Ay sorma. Adın neydi? Mustafa anneciğim. Sorma Mustafa. Bütün gün oturdu başımda dırdır. Çık gez diyorum. Çıkmıyor da. Bak bak boynunu da bükmüş küçük Emrah gibi. Taner. Taner o. İyi seninkini hatırlıyor. Hı. Ne yapalım çıkalım mı dışarı? Vallahi mi? Vallahi. Çıkalım abi ya. Dur geliyorum çok bekle. Çok bunaldım ya. Ne oldu? Gezmek olunca çıkalım. İki yardım et yok. He? Ama şimdi. Çık. Beşiktaş'ta bir mekan keşfettim. Görmen lazım. Kilo mu aldın lan sen? Yediriyor, yediriyor, unutuyor. Anacığım biz çıkıyoruz. Abi ya, babamın yanına da uğrayalım mı? O nereden çıktı şimdi? Ne bileyim, bugün çok lafı geçti. İyi, tamam. Gideriz. Babanıza selam söyleyin. Anne? Söyleyin ona arabayı hızlı kullanmasın. Siz içindeyken dikkatli olsun, tamam mı? Hele sen Taner. Sakın o öne oturayım deme yavrum. Bir de sırayla binin. Kavga etmeyin, tamam mı? Bir abim, bir sen. Hadi bakayım. Ne yapacağız lan biz bununla? Sırayla bineceğiz artık yapacak. Yokuş yukarı ben kullanmam ha. Tamam ben kullanırım yokuş yukarı. Taner su su. Ha şükür su, ya. Anne, anne su su yavrum su. Hadi su gibi git su gibi. Çok güzel hareket diyenleri diyorum.
Valla bu okulun... tam bu okula yakışır simge skeçlerden bir tanesi bu bence. Çünkü komedi sadece neyin komik olduğuyla ilgili değildir aslında. Tam gülme ile ağlamanın arasında bir sınır var. Bence esas altın yol arasıdır. Yapması çok zor bir iştir. Hem bu kadar acıklı bir şey anlatacaksınız, hem reaksiyon alacaksınız. Ve seyirciye o içsel şeyi yaşatacaksınız. Aferin çocuklar, olağanüstü bir skeç. Hayatı çatışmanın peşindeyiz biz. Yani çatışmayı anlatmanın peşindeyiz daha doğrusu. Ve ondan insani, güzel, derin önermeler çıkarmak peşinde bu okul. Bunu da başarmış bir skeç. Aferin, alkışlıyorum sizi çocuklar.